Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı bir projeye imza atacağız. 4 numaralı tığ kullanıyorum bu arada. İpime göre oldukça kalın. Sizlerin de bu modeli çalışırken biraz daha net görebilmeniz açısından böyle bir tercihte bulundum. 3,5 numaralı ya da 3 numaralı tığ ile de bu kalınlıktaki bir ipi rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ben videonun karşısında olduğum için sizlere biraz daha net gösterebilmek adına böyle bir çalışma yaptım açıkçası. Çünkü demo çalışmalarını yaparken videodan evvel oldukça kalın ve sert olduğunu gördüm. Hatta sizlere şöyle bir gösterebilirim. Bakın farklı renklerini de çalıştım sizlerle beraber. Şöyle iki farklı renk de kullandım bu model için. Bakın et kalınlığı oldukça geniş oluyor. Özellikle 4 numaralı tığı tercih ettim şimdi sizlere anlatırken. Model oldukça güzel. Yurt dışındaki sitelerde bu modelden gerçekten çok güzel çantalar yapıldığını gördüm açıkçası. Ayakkabılarda kullanmışlar. Sizler de kendi çantalarınızı örerken bu tekniği kullanırsanız gerçekten güzel projeler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi için falan evet gösterişli bir model fakat çok kalın olduğundan dolayı tercih eder misiniz bilmiyorum. Onun için öncelikle bir demo çalışması yapmanızı sizlere tavsiye edeceğim. Modelin kurulumunu yaparken sık iğnelerden faydalanıyoruz zincirimizin üzerine. Görmüş olduğunuz gibi bütün zincir deliklerimin üstüne sık iğne çalışmasıyla bir sırayı tamamladım konuşurken. Şimdi ikinci sırayı hazırlayacağım ve bunun için de tekrardan sık iğnelerimden faydalanacağım. Neden böyle bir şey yapıyoruz derseniz ilk iki sırayı sık iğne ile olarak çalışıyoruz. Modelimizin atkılarını yaparken ki genişliği ayarlayabilmek adına dilerseniz sizler 3 sırada çalışabilirsiniz. 3. sıradan itibaren model kurulumuna başlayıp o şekilde de devam edebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben şimdi burada ikinci sıramı da oluşturduktan hemen sonra modelin arka yüzünü göstereceğim sizlere. Çünkü model kurulumunu arka yüzde yapıyoruz. Modelin devamını ön yüzde tamamlıyoruz aslında. Başlangıç arka yüzde, tamamlama ön yüzde şeklinde olacak bu model için. Onun dışında dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi her arka kurulumunda bir yana kaydırarak hafif çaprazına denk getirmek modelleri. Şimdi bakın bu sırayı da bitirdiğimize göre bir sıra bir zincir daha çekiyorum. İlk zincir sık iğnemi şuradaki ilk bölüme yapıyorum zincirimden sonra. Böylelikle kenar ilmeğim ve ilk sık iğnem oluştu. Şuradaki ikinci sık iğne deliğinin dibine geliyorum ve buradan bir ilmek çıkartıyorum bakın arkadaşlar. Şuradaki alandan gelip en alta iniyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğin benim atkılı olarak diye tabir ettiğim ya da uzatmalı ilmek olarak diye söylediğim ilmeğimiz olsun. Hemen yanındaki ilmeği ise bir tane sık iğne çalışması yapıyorum bakın. Tekrar sık iğnemin tepesindeyim, aşağıya iniyorum. Bir tane uzun ilmek çekelim. Hemen yanındakine bir tane sık iğne çalışması yapalım. Şimdi uzun ilmek, bir sık iğne çalışması olacak. Yapacağımız işlem arka yüzde bu arkadaşlar. Bir uzatmalı ilmek, şuradan bir tane sık iğne, bir tane uzatmalı ilmek, bir tane sık iğne. Bu da artık köşe ilmeğimiz olarak oluşsun. Ve tekrardan bir zincir çekiyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Şimdi şöyle tuttuğumda bakın. Ön yüzdeki ilmekleri görebiliyorsunuz. Şurada V şeklindeler. Hatta şuradan bakın. Şuradaki ilmekleri şöyle gösterebileyim size. Bakın şurada V'ler var. Gördüğünüz gibi. Bu V'lerin en baştakini değil, bir sonrakini ilmeği alacağım ama öncesinde şuradaki tam V'nin ortasına bir tane sık iğne çalışacağım. Ki modeli çalıştırabileyim. İlk ilmeğim yanındaki sık iğnem. Hemen V'nin
Sol taraftaki ilmeğinle ikinci V'nin ilk ilmeğini birlikte alıyorum. Böylece şişimin üstünde 3 tane ilmeğim oluşmuş oluyor. Hepsini şöyle önce ikili, sonra ikili şekilde kapatıyorum. Tekrar yan taraftaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar V'nin ilk sol, hemen yanındaki V'nin ilk ilmeğini beraber alıp ikisini bir topluyorum. Tekrar bir sık iğne çalışıyorum. Şu şekil. Hep 2 V'nin birleştiriyorum arkadaşlar, bakın. Şu şekil, şu şekil. Yaptığımız işlem bu. Sık iğnelerimiz ve V'lerin birleştirilmesinden meydana geliyor. Bakın, birleşti, birleşti. Bu şekilde de ön yüzümüzü bitirdikten hemen sonra, bakın, arka yüzde tek ilmeğim kaldı. Ona herhangi bir işlem yapmıyorum. O yüzden bir tane sık iğne ve yanındaki kenar ilmeğini örüp bu sırayı tamamlamış oluyorum şimdi. Şöyle biraz daha net gözüküyor.